Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamız diqqətlər ekranımızda olsun. Təşkilatlar Birliki Heyeti Malayziya Baş Ministri bilən görüşdü. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliginin rəisi Hidayetullah Oğuzxan, baş katib Abdurəşid Əmin Hacı, Birliknin Avropa Taşqı İşlər Məsuli Nicat Turğun və Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Gözətiş Cəmiyyəti rəisi Nurmuhammad Məcid Türkistani qatarlıqlardan tərkib tapqan heyətinin Malayziya ziyarəti davam qılmaqda. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Şərq Türkistan davasının aldınqı sepini bütün İslam dünyasıqı kengeytiş məsələsi də İslam dünyasındaki hər saha kişilərə tunuşduruş və onların qollaşını qolğa gəltiriş məsələsi də yıllardan buyan İslam dünyasıqı qaratqan xizmətlərinin salmaqını küçəytməkdə. 25 fevraldan başlayıp ziyaretini resmi başlayan heyet 2 gün içinde Malayziya devlet rehberleri ve her kaysı teşkilatları bilen görüşmekte. Heyet 26 fevral Malayziya Taşqı İşlər Ministerinin Tinişlik Ornutuş ve İslam Düşmanlıkı'na karşı güreş kılıçtaki alahide vekili Doktor Abdurazak Ahmet bilen görüştü ve gün tertibindeki muhim meseleler ve kelgüsü pilallar hakkında müzakere kıldı. Heyet şu günü yine İslam Hemkarlık Teşkilatı İnsan Hakları Komitesi'nin reisi ve Malayziya Taşqı İşlər Ministerliği Afganistan alahide vekili Doktor Ahmet Azzam bilen görüştü ve Şərq Türkistan'ın növbetteki vaziyeti gün tertibindeki muhim meseleler ve birlikte kılışkı tegişlik pilallarını müzakere kıldı. Heyet bugün yine Malayziya Başministerlik tarafından Kuala Lumpur'da ötküzülgen ve Başminister Anwar İbrahim, Şunaklı Taşqı İşlər Ministeri Zambiri Abdülqadir, her kaysi ministerler, devletlerinin baş elçileri ve diplomatlar, Şunaklı her kaysi devletlerden gelgen amibi teşkilatlarının vekilleri katnaşkan Xalqara İslam Düşmanlıkı Münbirge katnaştı. Ve Başminister Anwar İbrahim ve Taşqı İşlər Ministeri Zambiri Abdülqadir bilen görüştü. Münberde Şərq Türkistan meselesi mu gün tertibge geldi. Maşınroy Xitay İslam Dini Cemiyetinin başlığı bilen görüştü. Atılmış Uyğur Abnum Rayonluq Partikomunun sekretari Maşınroy Xitay İslam Dini Cemiyetinin başlığı Yang Famin ve onun hemrahları bilen görüşüp, Şərq Türkistan'da atılmış İslam dinini Xitaylaştırış rezil planını müzakere kıldı. Xitay yakınki yıllardan beri Şərq Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini, cümleden İslam dini ve Uyghurlarga qarata kılıvatkan cinayetlerini yalgan teşviqatları arqalıq xalqara cemiyetin yuşuruşqa urunuş bilen birge, uçuk aşkarı halda İslam dinini Xitaylaştırışta çıngdırış, İslam dinini sosializm cemiyetige uyğunlaştırış digendek terror siyasetlerine qattıq icra kılmaqta. Xitay Diviziya Televiziya Radyosu'nun haberde bildirilişe, atılmış Uyğur Abnum Rayonluq Partikomunun sekretari Maşınroy 23 fevral Ürümçide Xitay İslam Dini Cemiyetinin başlığı Yang Famin ve onun hemrahları bilen görüşken. Görüşte Şərq Türkistan'da İslam dinini qandaq qılıp Xitaylaştırışını ilgiri sürüş, Şərq Türkistan'da İslam dinini sosyalistik cemiyetke texamı uyğunlaştırış meselelerini müzakir kılgan. Görüşte Maşınroy partiyanın yeni devirdeki Şinjan'ı idare kılış tedbirini tuluk toğru izginlaştırıp, atılmış Şinjan'da İslam dinini sosyalistik cemiyetke uyğunlaştırışını paal ilgiri sürüş gereklikini, şunlaşkı İslam dini cemiyeti, İslam dinini Xitaylaştırış meselelerini küşendiriş hizmetini yakşı işleşi gerekte bildirilgan. Yang Famin Xitay İslam dini cemiyetinin terakkiyatıga alakadar ehvallarını tunuşturup, İslam dini cemiyeti funksiyelik rolünü yenimi yakşı cari kıldırıp, Şinjan'da İslam dinini Xitaylaştırışını ilgiri sürüş zörür deb bildirilgan. Məlum buluşça, Şərq Türkistan'daki atılmış Milletler İşleri Komitetinin Din İşleri İdarisi, yıkındı Şərq Türkistan halkının medeniyeti, milli xaslıqı ve dini kimlikini yoktuş məqsidə, atılmış 14. 5 yıllık Milletler İttifaqlıqı Tərəqqiyatıdaki Nəmuni rayon bərpa qilish yirik planını besip tarqatqan. Bu qetim Dini İşler İdarisi ilan kılgan planda Şərq Türkistan'da atılmış Cunha Milleti ortak gevdesi inanı müstahkemleşini asasi liniya kılıçtı çın duruş digen sepsetleri təkidlengen. Xitay virusi Xitay tecrübəxanasından tarqalgan mı? Amerika Devlet Xavfsizlik Məsləhətçisi Jake Sullivan Xitay virusinin tecrübəxandan tarqılıp tarqalmağallıqı haqqıdaki sualğa iniq cevabının yoxluğunu bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Amerika Devlet Xavfsizlik Məsləhətçisi Jake Sullivan, CNN televiziyasının ziyaretini kabul kılganda, Valkoçisi gezide haber kılıngan Energiya Ministerliğinin Xitay virusi tecrübəxandan tarqalgan buluşu mümkün degen xulası çıkarılgan dokulatı haqqıdaki sualğa cevap verdi.
O istihbarat organlarda bu doğruda okşamağın karışlarının barlıqını, bırak bunu cezimleştirdiğin yeterlik uçurlarının yokluğunu eskertti. O, Prezident Joe Biden'ın istihbarat organlarına bu sualının tigige yetiş üçün bir kanç qetim yol yoruq bergenlikini bildirip, texamı köp uçurğa ege bolsaq, bunu Kongre ve Amerika halkı bilen ortaklaşımız. Ama hazırgacı istihbarat organlarının bu sualğa münasibetlik eniq cevap kelmedi, dedi. Valkoçisi gezdi, Energiya Ministerliği tarafından yakınki günlerde Aksaray'a ve parlament azalarına yetkizgen mahbi istihbarat dokulatı'a asaslanıp, Xitay virusunun Xitay'daki bir tecrübe hanedin ihtiyatsızlıktan tarqılıp ketken buluş ihtimalinin çoğun ikkallikini haber kılgan idi. Xitay virus sebepinden payda bulgan yukumluk vaba 2020-2022 yıllarda dünyada milyonluğun kişinin ölümüge sebep bulgan idi. Biden, Xitay Rusiyanı kural bilen təminligen taqdirde iğir embargo yürgüzüdüğallıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden, Xitay'nın Ukrayna'daki uruş üçün Rusiyanı əcəlli kurallar bilen təminlişige alaqadar sualğa cevap verdi. Türkiye Avaz Radyosu xəbirde bildirilişçe Joe Biden özünün bunu mölçerligenlikini, ama bundaq təminliş bolğan taqdirde Xitay'ı iğir embargolar bilen cevap qaytırıdıqallıqını etdi. Amerika Prezidenti Joe Biden Ukrayna urushi üstüde toxtulup, 2022-24 fevraldan beri Rusiyaga qarşı urush qılıyotgan Ukrayna'ga hazırkı basqışta F-16 kürəşçi ayroplanı yardımı berişinin hajeti yoxluğunu aytdi. ABC News kanalının söhbət programmasında Biden'ın Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin F-16 kürəşçi ayroplanı tələb qılğanlığı haqqında sual soraldı. Biden, Amerika'daki tecrübelik hərbi məsullar Ukrayna'ğı kereklik dəb qarığan yardım bilen təminləvatqallıqını bildirib, hazır onlarının tanka, zəmbirək və hava müdafiə sistemisi qatırlıq uruş əsləhələrgə ihtiyacı var, dedi. Biden, hazır Ukrayna'nı ihtiyaclıq yardımlar bilen təminləvatqallıqını təkidləb, biz onlarını bu yıl bahar, yaz və küz bəsləgeci yaxşı oranğı iyi qılıdığan əsləhələrini yolluduq. Hazırki F-16 kürəşçi ayruplarlarına ihtiyaclıq əməz. Kelgüsü bir qanç yıl içinde nemelerge ihtiyaclıq buluduğallıqını toluq bilimiz. Hərbi məsullarının qarışça hazırki F-16 kürəşçi ayruplarlarına ihtiyaclıq əməz. Şunu bunu hazır tallaş sırtıda koyup durumiz, dedi. Biden, Xitayının Ukrayna'daki uruş üçün Rusiyanı əcəlli qurallar bilen təminlişigə alaqadar sualğımı cevap verib, özünün bunu mölçerlemegenlikini, ama bundaq təminləş bolğan təqdirde Xitayğı iğir embargolar bilen cevap qaytırdığallıqını etdi. Taliban Tehran elçihanesini ötküzüp aldı. Afganistan'ın Tehran elçihanesi Taliban hükümetine ötküzüp verildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Taliban vakitlik hükümeti Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Abdulqahar Belhi özünün xüsusi Twitter adresi de İran paytaxtı Tehran'daki Afganistan elçihanesinin ötküzüp verilgenliği doğrusunda bayanat ilan kıldı. Bayanatta Afganistan'ın Tehran elçihanesi'ye yeni məsləhətçi ve diplomatlarının vazifeye təyinlənganlığını bildirip, bunun bilen elçihane hizmetlerinin devamlaşıdığallıqını qeyd qıldı. Afganistan'ın Tehran elçihanesindeki diplomatlar elçihane binasını boşaltdı. Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Xitay'daki Afganistan elçihaneleri ötken yılı Taliban'a ötküzüp verilgen idi. Bu devletler Afganistan elçihanelerini Taliban vakitlik hükümetine ötküzüp bergen bolsa mı, ama dünyadaki hiç qandaq bir devlet hazırgıcı Taliban hükümetini resmi itiraf kılmadı. Dünyanın başka caylardaki Afganistan elçihanları da bolsa ilgirki sabık hükümetinin diplomatları turmaqta. Taliban 2021 yılı 15 avgust Afganistan hakimiyetini egelligen idi. Salvador'da Amerika kıtası boyunca en çok türme işe kiriştirildi. Uttara Amerika devleti Salvador'un prezidenti Nayib Bukele'nin buyruğu bilen yasalgan 40,000 kişilik sığınmacılığa ega Amerika kıtası boyunca en çok türmeye 2,000 nefer cinayet grupları azası yetkildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe prezident Bukele Twitter hesabındaki yazması da cinayet gruplarına karşı kürəşdə iftiharlanışqa tegishlik bexatarlık seviyesine yetkenlikini etdi. Bukele yukarı derecelik bexatarlık iktidarı'a ege kılınan bu çoğun türmenin sin alğısını Twitter hesabı da hembeherlep, bu yer cinayetçilerinin halıqki ziyan yetküzmestin onluğun yıl arlaşma haletti yaşaydıgan yeni öyleri buludu, dedi. Adliya ve Bexatarlık Ministeri Gustav Villatoro bu axtiki bayanatı da terrorluqtın muhafizet kılış merkezi deb tariflengen bu türmenin kuruluşunun tamamlanğalıqını bildirip, bu rakni hüceyrimi hüceyri cemiyettin tazılavatımız.
sizlərini taşlamaydıqallıqımızını bilinlər. Qorqunçaq terrorçilər bolğallıqınlarının bədilini töyləyislər, dedi. San Salvador'dan 77 kilometr yiraqlıqdiki Teko Luja yesidiki bir jilgığa 166 gektar yerge qurulğan katta türmə 2 fevralda ekilğan idi. Cinayet guruhlarına karşı küreş üçün yasalğan və Amerika qıtası boyunca ən çoğ türmə hesablandığan terrorluqdan muhafizat qilish mərkəzi Prezident Bukele tərəfindən ekilğan idi. San Salvador'daki mevcut türmə sığımçılığının təxminən 30 min kişilik ikənliyi məlum. Salvador'da 27 Mart'ta bir aylık ciddi halet ilan kılınan bulup, kiyin bu karar her ayda bir yenilangan idi. Prezident Bukele 30 iyunda korallık şaykılarga karşı uruşunun küçüydüğallıqını etkan idi. Avrupa İttifakı Rusya'ya karıtılgan 10 embargo planını ilan kıldı. Avrupa İttifakı Kengeşi'ye aza devletler tarafından kabul kılınan ve resmi tasdiklaş jarayanı tünügün tamamlanan Rusya'ya karıtılgan 10. embargo planının tepsilatı ilan kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe bununla asasen Avrupa İttifakı embargo tizimindekige 87 şahıs ve 34 organını koşkan. Rusya Federasyası Kengeşi azaları 19 muavin minister, her kaysi federasiya organlarının başlıkları kadarlık nurgun hükümet emeldarları ve 4 Duma vekili embargo tizimlikiden uğrun aldı. Rusya'nın harbi emeldarları ve Ukrayna'da turuşluk Wagner grupisinin 2 komandanı bilen birge başkurulduğun bomba, uçkutsuz ayroplan, ayroplan, harbi avtomobil, uruş paraxotu yaki kontrol sistemlerini işlep çıkardığan ve Rusya kurallı kısımlarını bu xil mahsulatlar bilen temelleydiğen şirketlerge embargo yürgüzüldü. Ukrayna'nın kanunsuz koşuvelinğen rayonlardaki müpettişler, Rusya'nın asaslıq televiziya kanalları ve akbarat gruplardaki yukur derecelik başkurguçular, riyasetçiler şundaklı Rusya'nın Ukrayna'a karşı işletken uçkuçsuz ayruplarlarını tayyarlaş ve temelleşke katnaşkan 4 İran puhrasımı embargo tizimdeki kirgüzüldü. Rusya'nın iqtisadi cahettin kollavatkan sahalardaki iqtisadi aktörlerimi tizimlikten uğrun aldı. Şuna kılıp, Avrupa İttifakı Ukrayna'nın zemin bütünlüğü, iyilik hukuki ve müstakillikini tehdit saldıran hareketlerde bolğanlığı sebebinden çekleş tedbirleri yol koyan kişi sani 1973'e ve organlarının sani 205'e yetti. Bu tizimlikteki kişiler ve organlarının mal mülükleri toğunutildi. Şahıslarının Avrupa İttifakı'nın kirişi çeklendi. Avrupa İttifakı puhraları ve şirketlerinin tizimlikteki şahıs ve organlarına meblağ silişimi çekleş dairesine kirgüzüldü. Bu plan dairesi de Avrupa İttifakı bilen Rusya otursu da bivasta yaki 3. devlet arkalık hususi uçuşlarına mı aldın məlum kılış mecburiyeti koşuldu. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.